Ya yani Fenerbahçe ligden çekeriz falan filan yapma sevgili başkan. Yani Fenerbahçe dediğin zaman Türk futbolunda çok önemli bir çimentosudur ve Türk futbolu biter. Trabzon'da yaşanan skandal olayları zaten konuşmuştuk. Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapılacak kongre ile birlikte ligden çekilebileceğini açıkladı. Şöyle bir girizgah yapayım. Normalde futbol gündemi ile alakalı içerik üretmiyorum. Fakat bu olayın futbol dışı, siyasi ve bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olduğunu anlamak için çok da derin düşünmeye gerek yok. 20 milyonluk bir camiadan bahsediyorsak bu konu sporun ötesindedir. Keza politikacılar da bu konularla alakalı konuştu. Bakınız Muharrem İnce, Bakınız Ali Babacan ki büyük küçük çok daha fazlası var. Taraftarlar da bu gibi açıklamalara göre siyasetçileri oyla tehdit etmeye başladılar. Bunlardan biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. Çünkü Kadıköy'de duvara yapılan Osay Samuel grafitisi silindi, polis araçları önünde beklemeye başladı. Tabi bu valilik kararıyla alınmış bir şeydi. Ama Fenerbahçe taraftarları sana oyu yok dedi. Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonsporlu olması da belki buna etken olabilir. Ama kısaca durum çığırından çıktı siyasette de. Çünkü 31 Mart seçimleri de yakın ve belki de birçok insan son olaylardan sonra oylarını değiştirecek. Şimdi bu ligden çekilme mevzusuna gelecek olursak tabii ki tarihte daha önce de söylenmiş sözler. Yalnızca Fenerbahçe açısından da değil antrenmana çıkmıyoruz, takımı ligden çekiyoruz gibi açıklamalar normalde duyulmuş şeyler. Fakat bugünkü durum çok daha ciddi çünkü bu bir basın mensubunun, bir gazetecinin abartarak anlattığı bir haber, bir köşe yazısı değil. Direkt olarak kulüp başkanının açıkça kongreye giderek oy birliğiyle taraftara yetki vererek yaptığı çok ciddi bir girişim. 2 Nisan Ali Koç'un doğum günü Fenerbahçe'nin 3 Nisan'da maçı var. Kongre'de 2 Nisan'da olacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanırsa ki bunun için 15.000 kişinin olması gerekiyor diye biliyorum. Fenerbahçe taraftar oyunu kullanacak. Ve eğer ligden çekilme kararı alınırsa Fenerbahçe ligden çekilecek. Bu kararı da açıklayayım. Ligden çekilmek demek komple Fenerbahçe'nin adının ligden silinmesi anlamına tabii ki gelmiyor. Fenerbahçe maçlara çıkmayacak. Bunu bir kere yaptığınızda karşı taraf 3-0 hükmen kazanıyor. Ve haneye eksi 3 puan yazılıyor. Bunu bir defa daha yaparsanız takım bir alt lige düşürülüyor aynı zamanda sonraki çıkacağım maçlar için bütün rakipler hükmen galip sayılıyor. Böyle anlatınca tabii belki eğer futboldan ve bu piyasadan anlamıyorsanız ne var kardeşim Fenerbahçe düşer geri gelir falan diyebilirsiniz. Eğer Fenerbahçe'yi sevmeyen bir insansanız hatta sizin için bu çok olumlu bir olaymış gibi gelebilir. Ya da Ali Koç'un blöf yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat durum pek böyle gözükmüyor arkadaşlar. Ya da düşündüğünüz gibi bu Fenerbahçe'nin rakipleri için hoş bir durum değil. Çünkü öncelikle Fenerbahçe tıpkı Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'da olduğu gibi bu ligin en çok izlenen takımlarından biri. Belki de birincisi. Tam rakamlara bakmadım. Bunun bahis gelirleri, reklam gelirleri var. Oralara girmiyorum bile. Yani Fenerbahçe'siz bir Süper Lig, Süper Lig olmuyor. Yayın gelirleri, reklam gelirleri, bonservis servis gelirleri düşüyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe bu sene Avrupa'da ülke puanı açısından en başarılı takım. Ve Fenerbahçe ligden çekildiği, bir alt lige düştüğü durumda şu anda hali hazırda Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderebilen Süper Lig'de böyle bir durum kalmıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin topladığı puanlar siliniyor. Ve ligin en başarılı takımı bile Avrupa kupaları Gidebilmek için bir sürü önelemeyi atlamak zorunda kalıyor. Tabii şampiyonlar ligi falan zaten hayal. Rekabetin azalması, ligin kalitesinin düşmesi falan cabası. İşin Fenerbahçe tarafına dönersek eğer böyle bir şey gerçekleşirse Fenerbahçe'de ağır yaptırımlara maruz kalacak. En başında Avrupa kupalarından men edilebilir mi edilemez mi bunlar tartışılıyor. İkinci olarak Fenerbahçe'nin galibiyet primleri gidecek. Yayınlardan elde ettiği gelirler gidecek. Ve çok yüksek ihtimalle göndereceği futbolcuların bonservis bedelinden pek de fazla faydalanamayacak. Aynı zamanda bazı futbolcu Tabii ki birincilikte oynamak istemeyeceğinden dolayı takımdan gidecek. Zaten büyük bir borç yükü olan Fenerbahçe için durumlar daha da kötüleşecek. Yani duruma geniş bir perspektiften bakıldığında vaziyet lose-lose biçiminde. Kazanan hiç kimse olmayacak. Fenerbahçe'nin kazanacağı şey şu olabilir. Bahsedilen bu düzende artık yer almamış olacak ya da bir protesto tepki koymuş olacak. E ülkedeki 20 milyon taraftardan bahsediyoruz. Böylesine radikal ve çok ciddi bir karar ülkedeki dengeleri de değiştirecek. Yani mesela konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan niçin bir açıklama yapmadı? Benim hala aklım almıyor. Ülkenin en değerli takımlarından birisi çıkıp böyle bir şey söylüyor ki bu da dünya basınında haber oldu. Trabzon'da rezillikler yaşanıyor. Adalet Bakanı'ndan açıklamalar geliyor falan ama Cumhurbaşkanı'ndan ses yok. Neredeyse bütün spor yorumcuları da Ali Koç'un blöf falan yapmadığını, bunun gerçekten gerçekleşebileceğini söylüyor. Şimdi böyle bir durumda ülkenin en büyük değerlerinden birisi için Cumhurbaşkanı'nın konuşması abes mi kaçar? İşin Fenerbahçeli taraftarlar boyutuna geldiğimizde ise ben bütün taraftarların neredeyse ligden çekilme kararını, desteklediğini gördüm. Tabii rakip takım taraftarlarından bazıları da çekilin ligden, gidin lig daha güzel bir hale gelir demiş. Ama bu da bir çözüm değil ve çok mantıklı bir yaklaşım değil. Çünkü dediğim gibi artık o çok keyif aldığımız Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi yalan olacak. Kendi halinde kavrulan ve en önemlisi eskisi kadar umursanmayan çünkü 20 milyon insanın ilgisinin bambaşka bir yere kaydığını düşünün. Bir lig olacak. Bence takım taraftarı fark etmeksizin kimsenin içten içe istemeyeceği bir mevzu. Çünkü Galatasaray olmadan Fenerbahçe, Fenerbahçe olmadan da Galatasaray. Kısaca buraya olmadan Türk futbolu pek de önemli bir şey değil. Tabii Ali Koç'un böyle bir karar almasını anlayabiliyorum arkadaşlar. Sonuçta dünyaya ilk rezil olmamız değil. ilk defa facianın eşiğinden dönülmedi. Zamanında Fenerbahçe'nin takım otobüsü de kurşunlanmıştı. Ki o otobüs yuvarlansaydı, içindeki futbolcular ölseydi ölmesi çok muhtemeldi bu arada. Türkiye tarihinin hala en büyük skandallarından biridir ama en unutulmayan, en ağır ve radikal kararlara sebebiyet verecek olayı olarak tarihe geçecekti. Orada da facianın eşiğinden dönüldü ve Fenerbahçe taraftarının, hatta taraftar ayrımı yapmayayım, her empati yapabilen insan evladının tek bir isteği vardı. O failin bulunması ama faili meçhul oldu. Birileri Fenerbahçe'nin takım otobüsünü kurşunladı. Onlarca kişinin canına kastetti. Sonra kaçtı ve gitti. 2011'de yaşananlar bugün yaşananlar. Bakın yanlış hakem kararları işte şu penaltıdır bu değildir. Goldür, faaldir bunlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Çünkü yaşanan mevzular saha dışı mevzular. O yüzden zaten bugün bu kanalda bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yine bambaşka bir bir saldırı çalışması. E tabi artık radikal bir karar alınması bekleniyor. Çünkü her olaydan sonra ahlar vahlar eşliğinde hayatımıza devam etseydik bir sonraki skandala, rezilliğe, saldırıya kadar bekler yine ah vah çekerdik. O yüzden bana kalırsa da 2 Nisan'da çok radikal kararlar çıkacak arkadaşlar. Ve bu çıkan kararlar yalnızca Türk futbolunu değil, sokaktaki insanın mutluluğunu da, insanların birbirine karşı olan nefretini, sinirini de ve günümüz mevcut politikalarını da etkileyecek. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bu kararın alınması için resmen zorlanıldı. Yani kim TFF'den memnun arkadaşlar şu anda? Galatasaray taraftarı memnun mu? Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarı memnun mu? Daha geçen Arabistan'da bambaşka bir rezillik yaşandı. Radikal bir karar gelmedi. E, Gelmeyince de artık karar mercii direkt olarak taraftara kaldı. Şimdi işin boktan yanı Fenerbahçe çekilmeme kararı alsa ve atıyorum Fenerbahçe'nin futbolcularına ceza verileceği konuşuluyor. Bu cezalarda çok ağır bir şekilde verilse bu sefer yine bambaşka tartışmalar yaşanacak. Ya da Fenerbahçe ligden çekilmezse, gelecek sezon Trabzonspor deplasmanına gittiğinde yine mi böyle şeyler yaşanacak? Yani bu noktada mağdurların tek tek belirlenip sert cezaların uygulanıp radikal kararların verilmesi lazım konuya dair. Aksi takdirde sadece Fenerbahçe zarar görmeyecek, sadece Fenerbahçe tırnak içerisinde bitmeyecek. Türk futbolu komple bitecek ve futbolun nasıl bir marka değeri olduğunu bilmeyen insanlar da olur öyle şeyler deyip geçecek. Oysa bu bir ülke için marka değeridir. Bir ülke için ciddi manada gelir kalemidir. Kimi zaman insanların yüzündeki mutluluk, Yoktur. Kimi zaman yurt dışındaki insanın senin ülken hakkındaki imajıdır. E bugün Arabistan niçin futbola bu kadar para döküyor? Petrolden kazandıkları paralarla bunları bir düşünün. O yüzden 2 Nisan önemli bir gün olacak. Fenerbahçe'nin ligden çekilme durumu, sonrasında yaşanabilecek ihtimaller işte bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zaman hoşça hoşçakalın.